Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastik Sio. Black Clover animesinin 24. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve güzel zaman geçiriyordur. Halen hastayım. Gitmiş olsun dilekleri için. Teşekkürler tayfa. Bölüm gerçekten güzeldi. Yuno iyi bir power up aldı. Konuşacağımız bir sürü nokta var. Özellikle yeni gelen cadı kadın karakter hakkında konuşacağız. Henüz ismi belli değil tayfa ve Yuno'nun aldığı manayı sezme gücü gerçekten mükemmel bir vaziyetteydi. Kasırga gücünü mükemmel kullandı ve şaşırmayacağımız birkaç şey oldu. Öncelikle Radess'i yenildi. Evet, Fugen Vermilion Radess'i kolay bir şekilde yendi ve Radess'in ardından geçen bölüm bölümün sonunda bir cadı gösterilmişti. Bu cadı etrafa tamamen bir boyutsal boyut açtı ve Yonca Kral'ın etrafındaki boyutsal bu karartma boyut, kara delik çoğu büyü şövalyesini içine çekti ve kilometrelerce, yüz kilometrelerce dışarıya fırlattı büyü şövalyelerin çoğunu. Yuno bundan kurtuldu ve tamamen refleks olarak kurtulması mükemmel bir şeydi. Duyuları yoluyla kurtulamadı ve cadıya kafa tuttu. Cadının herkesin büyüsü, herkesin gençliğini emmesi gerçekten tuhaftı. Tüm oradaki insanların gençliğini emdi ve yaşlı hale getirdi onları. Ve kendisi bu şekilde genç kalıyormuş. Belli ki. Bu şekilde yaşlılık gücünü emmesi, insanların yaşamını emmesi gerçekten muazzam bir güç ve gücü lanetli bir güç belli ki, çünkü tekniklerinin çoğunun hepsinde lanet olduğu söyleniliyor ve kül laneti. Kül laneti yağdırdı ve Yuno'ya bu şekilde kafa tuttu. Yuno'nun tüm duyularını ele geçirdi ve kül yağdırmaya başladı. Kül laneti adı verilen bu tekniği Yuno'ya uyguladı. Yuno da yapabileceği bir şey pek kalmadı. Duyularını kaybetti, görme duyusunu, duyma duyusunu, işitme duyusunu kaybetti ve sonunda kendini bıraktı. Ama ayağa kalktı, çünkü ayağa kalkmasının sebebi manayı sezme yeteneği olması. Ruhu manaya doğru yöneldi ve manayı sezerek mananın peşinden gitti ve kocaman bir kasırga yarattı. O koca cadıyı resmen ufak da şekilde alt etti diyebilirim. Tayfa 4 yapraklı yoncanın gücü de işin içinde. Bundan birkaç bölüm öncesinde elması kontrol eden Elmas Kralı'ndaki adama karşı savaşı yenmesi ve birinin ona yardım etmesi, büyük kitabındaki o karakterin Belsa olduğu onaylandı. Daha doğrusu Belsa değil, karakterin ismi. Yuno'nun kitabının içinde koca küçük bir erkek bir şey var, ismi Bel. Ve bu Bel 4 yapraklı yoncanın ruhu mu, yoksa geçmişten gelen bir şey mi, yoksa bir büyü mü, tam olarak bilinmiyor bu Bel'in ne olduğu hakkında. Belki de bu Bel kitabın koruyucusu veya ruhu falandı ve Yuno'yu seçti ve yıllar öncesindeki eski büyücü kralın kitabında Bel onu da tanıyordu ve şimdi Yuno'yu da tanıyor olabilir, bilmiyorum. Bu sadece bir teori tayfa. Onun dışında Radess'in büyü kitabı gerçekten çok tuhaftı. Furgelion Vermilion Kızıl Aslanların kaptanı kitabı açtığı zaman Radess'in kitabında sadece tek bir sayfa vardı. Ve tek bir sayfayla bu kadar güçlü olması gerçekten muazzam. Sürekli kendinden isyan etti Radess'i. Neden ben yenildim, neden imkansızlık bir kaptanı yenmek falan diye isyan etti. Asta ise oradan çıkıp sen kendini aşağılanmış mı hissediyorsun dedi. Sen kendini bu kadar ezik mi görüyorsun dedi. Ne yaptığının farkında mısın? Gücünün farkında mısın dedi. Gücünü göstermek için böyle bir şey yapmaya gerek yoktu dedi ve eminim bu güçle bile yükselebilirdi dedi. Radess'e bir pişman oldu, belliydi. Asta ile aralarında belli bir iletişim dönecek ilerleyen zamanlarda, buna eminim. Rugen Vermilion ise daha sonradan bir boyutsal boyuta girdi, cadının açtı ve özel bir yere girdi. Beyaz bir alana girdi ve bu boyutta Vermilion'un, Kızıl Aslanların kaptanının, Vermilion diyeceğim kısacası, zaman geçirmesi ve birini görmesi değişikti. Boyut çok farklıydı bir kere. Bembeyaz bir alandan ibaretti, etrafta mühürler, yazılar falan vardı ve Omayva sen yaptı böyle. Ve orada bölüm bitti. Bu karakter kim karşımıza çıkan? Evet, çoğu zaman bu Radess'in arkasında, bu cadının arkasında biri olduğunu söylemiştim. Ve bu biri içeriden biri mi? Acaba birileri ihanet mi ediyor? Akatsuki'ler mevzusu mu gibi mi? Naruto'dan örnek vermiştim hatta. İhanet eden biri olduğunu söylemiştim. Bence bu karakter krallığın içerisinden biri ve Vermilion ya tanıyor bu karakteri, ya tanıyor. Ya da Furgen Vermilion bu karakteri tanımıyor ama eski düşmanlardan biri. İkisinden biri. Ben tanıdığını düşünüyorum en azından. Böyle bir şaşırtıcı bir hamle bize yapacaklardır tayfa. Çünkü Black Clover diğer Shonen serilerden azar azar almış, böyle harmanlamış ve ortaya güzel bir kurabiye sunmuş serilerden biri. Ama mükemmel gidiyor. Ben izliyorum ve sarıyor gerçekten. Kısa süreli power up'lar, kısa süreli aksiyonlar ve bizi sıkmayan mizahlar gerçekten tam bir Shonen seri oturmuş tayfa.
Onun dışında şöyle bir durum var. Aslan'ın hamleleri, tepkileri güzeldi. Noel de ona yardım etti falan derken birkaç değineceğim bir şey olacak. Özellikle bu aslanın manayı hissetme konusu çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte aslanın da Yuno'dan bahsediyorum. Ne aslası? Aslan mana mı seziyor? Yuno'nun bu şekilde mana sezmesi gerçekten muazzam ve aslandan güçlü olması için bunu da elde etmesi gerekiyor. Büyük gücüne fazla hakim olması gerekiyordu. Manaya fazla hakim olması gerekiyor ki Yuno kısa sürede bence bir kaptan seviyesinde aslında Yuno'da gelecektir ki yendiği adamlar belli zaten ikisinin de. Fazla bir zaman dilimi kalmadı ama kaptanlardan da güçlü kişiler eminim çok kısa sürede çıkacaktır tayfa. Eminim böyle çok daha böyle büyük gücü çıkacaktır. Bu da aşikar zaten. Onun dışında bahsedeceğim önemli bir şey, bir sonraki bölümün öngörüsünde belli ki Yuno o cadıyı yeniyor ve cadı yenildiği için yaşlı haline geri dönüyor. Çünkü tüm emdiği yaşlılık o da geri tepiyor. Çünkü hep böyle yaşam enerjisi aldı ve kaybettiği zaman herhalde insanlara yaşam enerjisi onlara geri gidecek. Eğer insanlar ölmediyse tabii öldüreceğim diyordu çünkü herkese. Bu şekilde bu cadının gücü geri gelecektir. Onun dışında diğer bölümde pek de böyle amşam bir şeyler bekliyoruz. Güzel bölüm olacak bir dahaki bölüm. Böyle bu kadar tayfa. Bu incelemenin de sonuna geldik. Lütfen yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın videoyu beğendiyseniz. Şu andaki hasta olduğum için bu kadar inceleme yapabiliyorum. Affınıza sunuyorum tayfa. Sizleri seviyorum. Gerçekten güzel bölümdü. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Black Clover bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.